İhmaller ve ihlaller karşısında gereğini yapıyorum. Amacımız, ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Yetkili mercilere bildirilerek önlem alınması sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızı da kendilerinin, evlatlarının ve aile şehir içi ulaşımında da benzer yöntemleri devreye sokabiliriz. Sağlık, gıda, temizlik ve benzeri temel hizmetleri sektörde mümkün olduğu kadar evden çalışma sistemine geçtik. Üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda da kararlıyız. Alınan takibi İçişleri Bakanlığı, valiliklerimiz ve bunun yanında da yine aynı şekilde Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bunlar vasıtasıyla yürütülmektedir. Rakamdan ziyade milletimizin zor günlerinde birliğini, beraberliğini, dayanışmasını göstermektir. Eğer biz bugün bir olmayacaksak, bugün beraber olmayacaksak, bugün dayanışma içerisinde olmayacaksak, bugün hala siyasi mantıkla yaklaşacaksak, iktidarmış, ana muhalefetmiş, diğerleriymiş, böyle bir yaklaşım içerisine gireceksek, biz ne zaman bir ve beraber olacağız? Devletin para toplamaya, devletin, işte affedersiniz, dilencilik yapmaya yöneldiği gibi çirkin yaklaşımlar. Şu anda devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar tüm sağlık teşkilatlarımızla, tüm İçişleri Teşkilatı'yla, jandarmamızla, askerimizle yapmış olduğumuz yatırımlar, atmış olduğumuz adımlar, bunlar rakamlarla ifade edilmez. Onun için muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde bunun da cevabını onlara verir. Ve bizler bu noktada bütün hassasiyetimizle, tüm hastanelerimizi devreye sokarak, tüm şehir hastanelerine karşı çıkanlar, şimdi şehir hastanelerinin niye sayısı bu kadar az diye bunu konuşmaya başladılar. İşte bunlar ve Nisan ayının 20'sinde İkitelli'deki şehir hastanemizi açacağız. Mayıs ayının sonunda da onun diğer etaplarını da açmak suretiyle inşallah 2000'e aşkın yatak sayısıyla ve 500'e aşkın ventilatörle orayı devreye sokacağız. Dediğimize dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz. Bu sıkıntılı dönemde fedakarca görev yapan sağlık personelimize, güvenlik güçlerimize, gıda ve temizlik üretimiyle tedarik zincirlerinde görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı ifade ediyorum. Gerek Irak'ın kuzeyinde, gerek Barış Pınarı Harekatı'nda, gerek İdlib'de, gerek Libya'da şu anda kahramanlarımızın verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Devlet ve millet olarak tarihe altın harflerle yazılan bu fedakarlıkları asla unutmayacağız. Değerli kardeşlerim, ülkemiz son 7 yılda bize saldırıya güçle, tecrübemizde oldukça hazırlıklı gidiyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını inşallah hep birlikte tamamlayacağız. Hükümetlerimiz döneminde ülkemize çağımızdaki büyük bağını güçlendirmek. 81 vilayetimizin tamamında AK Parti olarak ulaşmadığımız ve gönlünü kazanmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayana kadar bize durmak, dinlenmek. Tüm ilçe teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız, ilçe yönetimlerimiz, il yönetimimiz, kadın ve genç kolları başkanlarımız ve yönetimleriyle birlikte 15.236 65 yaş üzeri üyelerimize ulaştık.
Sizin selamınızla hepsine var mı bir ihtiyacınız diye sorduk. Efendim çok ciddi bir memnuniyet var. Hasreten özellikle zatenize hayır dualarını gönderler. Selam ve muhabbetlerini gönderler. Allah'a şükür olağanüstü bir sıkıntımız yok. Devletimiz, milletimizin yanındadır. Ama çok ciddi dönüşler ve dualar aldık. Allah razı olsun efendim, sizleri başımızdan eksik etmesin. Biz bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle il belediye başkanımızla birlikte aynı yardım yapmak isteyen... Efendim Sayın Cumhurbaşkanım. Hüseyin, sizde şu anda üye sayısı kaç? 90.430 efendim. 430. Evet Cumhurbaşkanım. Bunların ne kadarı? 60, 65, 70? Efendim 15.236 üyemiz 65 yaşında ve üzerinde. 15? 15.236. Efendim 9.825 üyemize telefonla bizzat ulaşıldı. Bazı üyelerimiz tabii yaşlarından mütevellit cep telefonu kullanmayan üyelerimiz de Sayın Cumhurbaşkanım, biz mahalle teşkilatlarımızı harekete geçirdik. Onları kapı kapı eğer varsa bir ihtiyaçları diye yönlendirdik. Onların raporlamaları daha dönmedi şu anda bize. Mahalle başkanlarımız ve mahalle yönetimlerimiz de şu anda teyakkuz halindeler, sahada çalışıyorlar. Efendim yine biz Afyonkarahisar İl Merkezi'nde aynı yardım yapmak isteyen hayırseverlerimiz vardı. Yine bugün bir belediye başkanımızla bir çalışma yapıldı. Bu gıda yardım polisi, 15.000 civarında bir gıda yardım polisi hazırlanıyor. Yine bu süreçte biz bu gıda yardım kolilerini Vefa Destek Grubu valilik bünyesinde ihtiyaçları biz alıyoruz. Valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Grubu'na ulaştırıyoruz. Bizzat kendileri teslim ediyorlar efendim. Sahada teşkilatlarımızı adreslerine kesinlikle göndermiyoruz. Efendim yine Afyonkarahisar'da Allah'a şükür hastanelerimizde herhangi bir problemimiz yok. Şu anda 4 hastanemiz pandemiyle ilgili aktif olarak çalışıyorlar. Sabah yine ben görüştüm. Herhangi bir malzeme sıkıntımız da Allah'a şükür hamdolsun Afyonkarahisar'ımızda yok. Efendim yine özellikle bize sahadan gelen talepler noktasında Sayın Teşkilat Başkanımıza da ben geçen kendilerine bizzat ifade buyurmuştum. 65 yaş üzerindeki yaşlılarımızla ilgili fatura ödemelerinde sıkıntı yaşanıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Sahada en çok talep bunlarla ilgili bize özellikle valilik bünyesindeki vefa destek hattına bunlarla ilgili talepte bulunuyorlar. 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın faturaların ertelenmesinde ben fayda mülahaza ediyorum efendim. Takdir tabii sizlerin. Bununla ilgili çok talep geliyor. Adreslerine çok kolluk kuvveti ve vefa destek kurumundan arkadaşlar çağrılıyor. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılabilirse isabetli olur diye düşünüyorum. Efendim yine biz ilçe başkanlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Yine bu video konferans vasıtasıyla haftalık, olağanüstü durumlarda da günlük olarak yine istişarelerimizi yapıyoruz. 35 belediye başkanımızla birlikte her an WhatsApp gruplarımızdan ve yine video konferans vasıtasıyla iletişim halindeyiz. Şu ana kadar 3-4 belediyemiz bu gıda yardım kolisiyle ilgili ciddi çalışma yapıyorlar ama biz kesinlikle bunları kaymakamlık ve valilik bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden yapılmasını yönlendiriyoruz. Efendim özellikle yaşlı üyelerimizin sizlere çok hayır duaları var. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Memleketimizin başından eksik etmesin. İnşallah tez vakitte bu süreci de tamamlarız. Hayırlı günlere ferah ulaşırız. İnşallah. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Bütün teşkilatımıza, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsine selamlar. Aleyküm selam efendim. Sağ olun. Etkilenenlerin sayısı 900 bine, bu sebeple yaşanan ölümlerin sayısı 45 bine yaklaştı.